Hayatımın en acı günüymüş. Bilmiyordum. Halbuki en güzel günü de olabilirdi. Kızım Zeliç'in doğum günüydü. O istedi. Bir konsere gittik. Ben mutluydum. Zeliç mutluydu. Gerçekten unuttun mu benim hediyemi? Çevredeki herkes mutluydu. Gel bakalım. Bak orada ne var? Bak bak. Mutluluk bir insanın çölde yağmura rastlaması kadar az rastladığım bir duygudur. Her şeye baştan başlayalım mı? Celal Kün, diğer adıyla Maraşlı. 1987 Maraş doğumlusun. Kahramanmaraş. Mesleğin? Askerim. Yani askerdim. 2 yıl oluyor. Emekli oldum. Lütfen. Astsubay başçavuş. Özel kuvvetlerdeydim. O gün. O günü anlatabilir misin bize? Her şey birdenbire oldu. Ona bir hediye almıştım. Dedim ya, doğum günüydü. Hep bir köpeği olsun isterdi. Her şeyi baştan organize ettim. Çok güzel bir sürpriz olacaktı. Oldu da. Baba bu çok tatlı ama ya. Hakikaten çok tatlıymış be. Seni çok 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 seviyorum. Ben de onu çok seviyordum. Hayattaki her şeyden çok. Ya annesi? Zeliç 5 yaşındayken ayrıldık. Köpeğinin bir adı var mıydı? Vardı. Orada koyduk. Zeliç koydu. Baba, Şaşkın koyalım mı? Şaşkın olsun adı. Bak sana şunun bakışlarını. Baba, biz biraz oynayalım. Sen de şarkılarını ezberle. Sanki bu dünyada değil gibiydim. Sanki ruhum bedeninden çıkmış, yavaş yavaş yükseliyordu. Cennetin kapısında sandım kendimi. İçeri gireyim dedim. Meğerse cehenneme girmişim. Zeliç. 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 Zeliç yok kızım. Yok. Yok.
Saldıranlar kimdi? Hangi örgüt? Örgüt değildi. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Bir adamı öldürmeye gelmişler. Mehmet İnce diye biri. Tanıyor muydun? Hayır. Ben kendi halinde bir askerim. Özel kuvvet askeriydin. Doğrudur. Bütün bunları nasıl öğrendin? 2 gün sonra adamı buldum. Bir şey bulabildin mi peki? Telefon numarası, bir irtibat. Küçük bir kağıt parçası. Bir plaka var üstünde. Sanırım Mehmet İnce'nin arabasının plakası. Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu kadar. Hikayenin sonu. Şaşkın. Celal Bey, bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba? Yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Alo. Günaydın. Çıktım, geliyorum ben de. Öyle mi? Ne zaman geleyim peki? Öğleden sonra, tamamdır. Bir gelişme var mı peki? Eyvallah. Koş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Var mı haber? Yok. Ya bir ihtiyacın olursa. Yok, sağ ol. Eyvallah. Gel. Gel. Abi günaydın. Çay. Bu kitapların hepsini okudun mu abi ya? İki kelime etsen öleceksin sanki. Nuray, bu adam ne ayak ya? 2 ay oldu mahalleye geleli, adını zor öğrendik.
Kimseyle konuşmaz etmez. Ne iş abi bu? Sana ne İzzet? Herkes senin gibi zevzek mi ya? Kalbi mi kırıyor ne? Sana bir şey anlattı mı? Anlattı. Valla. Söyle o çaycı her işe burnunu sokmasın dedi. Ya seninle iki laf konuşan da kabahat ya. Kolay gelsin. Kaybolan yıllarıma bakmıştım. Az aşağıda bir meyhane var. Bir de oraya bakın isterseniz. Yanlış anladınız, kitap bu. Aşkın yakar. Kimi? Yazarın adı Aşkın Yakar. Ha. Yok öyle bir kitap bizde. Yeni mi çıktı? Yok, bayağı eski aslında. Ama hiçbir yerde bulamıyorum. Belki sizde vardır diye düşündüm. Yok bizde bayan, öyle kitaplar olmaz bizde. Nasıl kitaplar olur peki? Güzel kitaplar olur bizde. Bunun kötü olduğunu nereden biliyorsunuz ki? İyi olsa ben bilirdim. Ben aslında hep buraya gelirim ama siz yeni mi açtınız burayı? Bayan, o kitap yok bizde. Eğer bulursam ben ayırtırım, gelir alırsınız. Tamam? Gerekmez, sağ olun. Bulurum ben. Size de iyi günler. Bu arada bu eski fabrikaya nasıl gidiliyordu tam olarak? Buradan hep karıştırıyorum da. Yürüyerek. Bayan. Fırından sağa dönün, 5 dakika yürüyün. Eski yanmış bir bina göreceksiniz. Sırtınızı verin binaya, dimdik aşağı inin, fabrika orada. Oldu mu? Siz ne yapacaksınız ki orada? Macera arıyorum diyelim. Kolay gelsin. Ay ne tatlı şeysin sen böyle. Gel bakayım. Şaşkın mı senin adın? Dur bakayım öyle. Bak bana. Hadi görüşürüz. Hacer abla nasılsın? Hoş geldin. İyi valla görünmüyorsun çoktandır.
Efendim canım? Canım, müjdemi isterim. Hayırdır, ne oldu? Style Mag dergisi seni yılın fotoğrafçısı seçti. Ne? Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet. Kim söyledi? Kimse söylemedi, ben kendim duydum. Ya ne olur, çok heyecanlıyım canım benim, tebrik ederim. Sonuna kadar hak ettin, seninle gurur duyuyorum. Ben kendimi hazır edeceğim ama. Tamam, geliyorum. Canım, benim kapatmam lazım şimdi. Kutlayalım bunu mutlaka, olur mu? Tamam. Tamam, geleceğim birazdan. Savaş Bey, savcıyı almışlar, bizi bekliyorlar. Efendim Şirin Hanım. Evet evet, çıkıyorum ben de. Bir şey lazım mı? Tamam, hadi eyvallah. Şaşkın. 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 Hayırdır, erkencisin. Bir işim var, geleceğim bir iki saate de. Bizim Şaşkın'ı gördün mü? Az evvel bir kızın peşine takıldı. Ne tarafa gitti? Bu tarafa. Ulan Şaşkın. At. Çocuklar, bir bakın hele. Benim Şaşkın vardı ya köpek. Buradan geçti mi? Siz kimi kaçırdığınızı zannediyorsunuz? Bırakın dedim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çözün beni. Kimsiniz lan siz? Bırakın dedim, bırakın. Bırakın beni. Karşınızda koskoca savcı var. Evet savcı bey. Şimdi seninle bir soru cevap oyunu oynayacağız. Endişelenme, çok eğleneceğiz. Şimdi sana bir soru soracağım. Ve ilk sorduğum soruya yanlış cevap verirsen bir parmağın gidecek. Tamam mı? Soruyorum. Soruşturmadan vazgeçecek misin? Bak, evet diyorsan böyle yap. Hayır diyorsan böyle. Hayır cevabını kabul etmiyorum. Hayır diyor galiba. Bir daha sormama gerek var mı? Anlaştık değil mi? Asla.
Dışarı. Çık. Ver şunu. Kartı ver. Ver dedim. Kemerimi tut. Kemerini tutup gidiyoruz. Koş. Koş. Koş hadi. Misiniz bayan? Kim? Geçti. Sakin ol. Kaç kişiydiler bunlar hanımefendi? 7, yok 8. 8 kişilerdi ama ben birinin yüzünü hiç göremedim. Siz niye oradaydınız? Ben köpeğimi arıyordum. Bayanı kıstırdıklarını görünce de müdahale etmek istedim. Adamların durumu nasıl müdür bey? Ortada bir tane ceset var. Sadece bir tane. Hayır, bir yanlışlık olmalı. 2 kişiyi öldürdüler, biri daha olmalı. Kimi? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum, yüzünü görmedim ama fotoğraflarını çektim. Fotoğraflarını mı? Nerede bu fotoğraflar? Şey, korktum, attım, hafıza kartındaydı. Orada bir yerde. Amirim,
Şimdi bayan olayın şeyle biraz şok halinde anladığım kadarıyla, o yüzden ne dediğini bilmiyor. Aslında fotoğraf falan yok. Siz nereden biliyorsunuz? Ben de olay yerindeydim. Orada mıydı? Evet, oradaydı. Ama o görmedi. Yani o geldiğinde ben çoktan çekmiştim fotoğrafları. Yani birini daha öldürdüklerinden eminsiniz? Evet, gözümle gördüm Müdür Bey. Pekala. Biz olay yerine kimi yolladık? Cemal Komiser. Orada hala. Bağla bakayım bana. Cemal abi, müdürümüz. Alo Cemal. Buyurun müdürüm. Bir ceset daha buldunuz mu orada? Müdürüm, burada başka ceset yok. Bakın burada ceset falan yok diyor. Müdür Bey, gözümle gördüm diyorum size. Adamın beynini dağıttılar orada. Bak, adım efendi gördüm diyorum. Tamam, siz yine de araştırmaya devam edin. Bir gelişme olursa da bana hemen haber verin. Ne diyor? Sizin ifade pek tutmuyor. Amirim, bu adamlar durup dururken bayana saldırmadılar herhalde, değil Savcıya, mi? Savcıya, hakime anlatırsınız bu dediklerimizi. Avukatınız var mı? Evet, var. Efendim? Siz Aziz Türel'in kızı mısınız? Pardon, ne değişecek? Benim biraz işim var, hemen geliyorum. Birden çıktı herif Savaş Bey. Yoksa kızı yakalamıştım. O kızı istiyorum. Fotoğrafları da. Duydun mu beni? Hallederiz efendim. Şu herifi de araştırın bakalım kimmiş. O fotoğraf işine hiç girmeseydin keşke. Neden? Neden? Sen ortada bir ceset var diyorsun. Evet. Amir öyle bir ceset yok diyor. Eyse adamlar cesedi götürmüşler. Ortalığı da bir güzel temizlemişler. Eyse adamlar profesyonel. Temiz iş yapıyorlar. Sen de gidip fotoğraflarını çektin. Tamam. Yani? Yanisi peşine düşecekler bayan. Anladın? Anladım. Seni fotoğraf için hiç şey etme. Ne diyorsun yani? Bulunmasın mı adamlar? Bayan, şu gelirken köşede bir ezanı vardı. Görmüşsünüzdür kesin. İyisi mi? Siz dönerken oradan kendinize bir kutu uyku ilacı alın. Olur mu? Uyku ilacı? Ne yapacakmışım pardon ben uyku ilacını? Ne diyorsun sen? Yatmadan önce hepsini bir kere de içeceksiniz. Oldu mu? Neden? Daha rahat ölmek için. Ölmek istiyorsunuz ya. Ya çok. Ben diyeceğim dedim. Şu saatten sonra görmedim, duymadım, bilmiyordum. Zaten ikimizin de peşine düşecekler. Düşsünler canım. Yani düşerlerse düşsünler, ne yapalım? Düşerlerse düşsünler. Az önce zırıl zırıl ağlayan ben miydim peki? O olayın sıcaklığıyla oldu, tamam mı? Şu anda gayet iyiyim ben. Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni. Babanız yolda geliyor. Hanımefendiyi benim odama götürün. Buyurun. İkinize de geçmiş olsun. Ama yiyin için bu adama dua edin. Hayatınızı kurtarmış. Ben ne yapayım müdürüm? Siz de savcıya ifadenizi vereceksiniz. Savcı Bey'e götürün, ifadesini alsınlar. Emredersiniz. Bakar mısın? Tek atışta adamı alnının çatından vurmuşsun. Mesleğin ne senin? Eski askerim ben. Özel kuvvetçilik. Niye söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler.
kızım? İyi misin? İyi misin? İyiyim. Yakalandı mı saldırganlar? Arıyoruz efendim. Bulunacak onlar. Onlar derhal bulunacak. Sakin olun Aziz Bey. Herkes görevini yapıyor. Güpegündüz kızımı öldürmeye kalkıştılar. Siz bana sakin olun diyorsunuz. Yaralı değilsin değil mi? Hastaneye götürdüler mi seni? Yok baba, ihtiyacım yok öyle bir şey. Korktun mu? Biraz. Ben bakan beyle görüştüm. Bizzat alakadar olacak. Çok münasip olmuş. Bizim arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar. En kısa zamanda yakalayacağız. Sen nasıl kurtuldun? Polisler mi geldi? Bir adam yardım etti. Kim o adam? Sahaftı. Sahaf mı? Eski bir asker aslında. Tam zamanında yetişmiş yoksa maazallah. Aklın çıktı be yavrum. Biliyorum. Biliyorum babacığım. İyiyim ama. İyiyim, korkmayın. Kusura bakmayın, biraz şey yaptım Gökçay Bey. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayı pek sevmiyorum biliyorsunuz. Zaten yeni modada bu. Görüntülü konuşma. Nasılsınız beyler? İyi Savaş Bey. Siz nasılsınız? Bu arada rahatsızlığınız ne durumda? Rahatsızlığım aynı. Zaten iyileşebilen bir hastalığım yok ne yazık ki. Sizler gibi güneşin tadını çıkaramıyorum. Xeroderma pigmentosum. Yani hastalığın adı, merak edeniniz varsa. Onun dışında her şey yolunda. Ona da şükür Savaş Bey. İnsanlar doğuştan ne hastalıklarla doğuyor. Değil mi? Neyse, hastalık konuşmak için toplanmadık. Anlaşılan canınızı sıkan başka bir şeyler var. Evet Ferit. Duyduğuma göre benden habersiz dijital para işine girmişsiniz. Baktık karlı iş. Biz de Necmi ile Bülent'le karar verdik, girdik bu işe. Bu seni niye rahatsız etti ki? Bu soruyu defalarca sordum kendime ama bir türlü tatmin edici bir cevap alamıyorum. Ama rahatsız etti. Yapacak bir şey yok. Bu alemde herkes ekmeğini yer. O kadar basit değil. Siz biraz benim ekmeğimi çalıyor gibi oldunuz. Ne münasebe Savaş. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Tamam, lafı uzatmıyorum. Elinizdeki bütün dijital parayı bana vereceksiniz. Ne kadar varsa. Kafayı mı sıyırdın aslanım? Ne diyorsun sen? Sen kimsin ki bizi tehdit edeceksin? Hıyar! Bak ya, hayır. Vermesek ne olacak? Ne yapacaksın Savaş? Bak şimdi beni çok korkuttun Savaş. Elinizdeki parayı kuruşuna kadar biliyorum. Sakın bana kazık atmaya kalkmayın. 24 saatiniz var. İyi günler dilerim. Alo. Kızı arıyoruz işte. Fotoğraflarımızı çekmiş. Ne bileyim, sen var mısın yok musun? Hafıza kartını atmış. Polis bulsaydı beni çoktan alırlardı herhalde, merak etme. Araştırıyorum. Adam kitap falan satıyormuş, evet. Adamı bulmak üzereyim, hiç merak etme. Adamı bulduk. Celal diye bir adam. Eski asker. Adres? Hepsi var. Alıp gelelim mi? Kız? Kızla sıkıntı var. Aziz Sürel'in kızı. İş adamı var ya, o.
Aziz Türel'in. Evet, Mahur diye bir kız. Başımız belaya girebilir. Ciddi anlamda belaya girebilir. Bu kızın öldürme olayı var ya. Saçmalama. Herkes öldürülebilir. Ortalık bir sakinlesin de şu kitapçıyı bir ziyarete gideyim. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, çok sevgili proletarya. Şimdi bilmenizi istediğim bir husus var. Büyük medeniyetimiz sadece fetihler, savaşlar, kumandanlar, sadrazamlar ya da padişahlardan ibaret olmayıp çok kıymetli filozoflarla da doludur. Maalesef sizleri felsefeyle yeterince ilgili bulmuyorum. Örnekse sevgili Bahçıvan Kudret Bey'den başlayalım. Söyleyin bize, hayatınızda kaç tane filozof tanıdınız? Vallahi nasıl diyeyim beyim, bizim oralardan çok filozof çıkmaz ki. Olur mu hiç Kudret Bey? Bakın ne diyor sevgili Beşir Fuat? Bir adamın filozof olup olmadığını bilmek için o adamın bulunduğu memleketi dikkate almaktan ziyade yaşadığı asrı görmek lazımdır. Anladın mı? Yok, çok anlamadım. Çok güzel. İşte bu. Evet, doğru. Çünkü felsefe anlamayarak başlar. Daha doğrusu neyi anlamadığını anlayarak başlar. Çünkü anlamaman ne yapar? Soru sordurur. Örneğin, hangimiz hayatın anlamını soruyoruz ve sorguluyoruz? Söyleyin bana sevgili dostlarım. Bizi şu dünyada şu odundan ayıran şey nedir? Nur Hanım! Hayır! Ütüm patladı. Nurhan Hanım, müsaitseniz bize anlatır mısınız acaba? Hayatın anlamı nedir? Ne bileyim beyim, yani Cenab-ı Hak bizi böyle yaratmış. Tamam, yaratmış da ama niye yaratmış? Hikmetinden sual olunmaz. Olunur kız Nurhan Hanım. Niye olunmasın? Bence bizi hikmetinden sual olunsun diye yaratmış. Bana bak, bu arada ben Jean-Paul Sartre'ı hiç sevmem. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çünkü Fransız. Ama konumuz bu değil. Konumuz ne? Hayatın anlamsızlığı. Yani ölecek olan bir insanın bu gerçeği göz ardı ederek yaşamasındaki anlamsızlığa aşığım ben sevgili dostlarım. Necati Bey, biraz da tarihimizden, kahramanlıklarımızdan mı anlatsanız, dinlesek he, hep beraber. Anlatırız, olur, bahsederiz. Kudret Bey, ben daha size neler anlatacağım? Daha ben size aklı anlatacağım. Aklın başka kimselerde nasıl tehlikeli bir silaha dönüştüğünü anlatacağım. Batı medeniyetlerinin tüm Amerika kıtasında 25 milyon insanı nasıl katlettiğini anlatacağım. İyi diyorum beyim de, sabahtan beri sen de önüne geleni yeriyorum. Ne doğusu kaldı, ne batısı kaldı. Tamam da Kudret Bey, siz de benim bir alkolik ve nihilist olduğumu unutuyorsunuz. Benim hiçbir değerim yoktur. Ve bütün insanlıktan topyekün nefret ederim. Ne olur siz de bunu aklınızdan çıkarmayın Kudret Bey. Biz daha burada kimleri yereceğiz? Nurhan abla, Aziz Bey'le Sadık abi geldi. Seni çağırıyorlar. Geliyorum.